Akfırat'a geldik. Akfırat'ta şimdi erik bakıyoruz. Erik bakalım bulabilecek miyiz? Burada erik var ama erikler maalesef daha olmamış. Yeşil. Mandalar da yayılıyor burada. Bizim tabirimizle kümüşler. Bazı yerde camışlar. Erikler her yerde aynı maalesef. Daha yeşil olmamış.
Akfırat'ta erikler olmamış ama dutlar böyle güzel güzel karadut var. Karadut toplayalım. Akşam bunun bir reçelini yapalım. Yabani vişne de bulduk. Biraz da bundan toplayalım. Maşallah. Karadut çok güzel. Keçi gibi ağaca tırmandın. Hadi silkele bakayım. Üst dalı silkele, üst dalı. Silkele. Şu sağ elini tuttuğun dal var ya, onu silkele. Yeter. İki kilodan fazla toplayabildik herhalde. Şunları ağaçtan topladık. Bunlar da silkelenmişler. Bugünkü hasılatımız. Akşam ne yapıyoruz bununla? Pekmez mi yapıyoruz, reçel mi yapıyoruz bakalım. Bugünkü topladığımız mahsulden vişneleri ayırıyoruz. Bu karadutun şerbetini yapmaya karar verdik. Pekmez biraz uzun süreç isteyen bir şey. O yüzden şurup yapmaya karar verdik. Vişne çok fazla yoktu topladığımız yerde. 2 kilodan biraz fazla, yani yaklaşık 3 kilo kadar dut toplamışız. Şimdi bunlar ağaçtan silkelenerek toplandığı için içlerinde biraz otlar vardı. O otları temizledik. Yıkamayacağız bunu. Yıkadığımız zaman orijinal hali gidiyor. Yani suyu gitmesin diye yıkamayacağız. Direkt kaynatacağız bunu. Yaklaşık 2,5-3 kilo gelen dutumuza 3 su bardağı şeker koyacağız. Çok tatlı olmasını istemiyoruz. 1 çay kaşığı limon tuzu ve 2 litre kadar da su koyacağız. Çok böyle sulu olmasını istemiyoruz. Birazdan başlıyoruz. Şekerimizi ilave edelim. Limon tuzumuzu koyuyoruz. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Şurubumuza su az geldi gibi düşündük. 1 litre kadar daha su ilave ettik kaynamadan önce. Şimdi kaynadı. Orta kısıklıkta ayarlıyoruz ateşimizi. 15 dakika kadar da orta ateşte kaynayacak. Evet, 15 dakikamız doldu. Şimdi kapatalım ateşi. Ocağın altını kapattık. Evet. Şimdi bunu biraz ezip ondan sonra süzmemiz gerekiyor. Önce içinde biraz ezelim. Ondan sonra süzgecimizle süzeceğiz.
iyice posasını çıkartalım. Suyunu sıkalım iyice. Sıcak sıcak doldurup. Sıcak sıcak doldurup ağzını kapatmamız lazım saklayabilmemiz için. Kavanozları doldurduk. Şimdi günlük olarak içeceğimizi sürahiye doldurup soğutacağız ve günlük olarak içeceğiz bunu. Afiyet olsun. Gazlı içecekler yerine bu tarz doğal içecekleri çocuklarımıza öneriyoruz. Herkese öneriyoruz. Çocuklarımız inşallah bu şekilde bu doğal içeceklerden tüketirler.